Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün diyet tarifler serisi 11. videoyla karşınızdayım. Bildiğimiz Magnum dondurma var. Şu an fotoğrafını yanında bir yere koydum. Magnum Crack diye geçiyor. Bu dondurmayı normal şekerle yapmayacağımız için diyet bir tarif olarak verebilirim. Çünkü içinde zararlı olan hiçbir şey yok ve kalorisi düşük. Tarif anlatırken zaten kendi eklediğim malzemeleri, fazladan eklediğim malzemeleri söyleyeceğim birazdan. Ben bu videoyu Ramazan'da çekiyorum ama siz bu dondurmayı yaz boyunca yapabilirsiniz. Çünkü aşırı lezzetli bir tarif. Anlatınca göreceksiniz ama tadım yapamayacağız. Siz artık kendiniz yapıp kendiniz tadarsınız. Şimdi tarifimi anlatmaya geçiyorum. Malzemelerin hepsi burada ama şimdi saymayacağım. Hepsini eklerken zaten söyleyeceğim. Ben 2 tane muz kullanacağım. Verdiğim sayıların hiçbiri bu kadar kullanın dediğim şeyler değil. Yani isterseniz 5 tane kullanın, isterseniz 1 tane kullanın. Çıkacak malzeme yani size bağlı. Ben 2 tane muzu derin dondurucuda 12 saat dondurdum. Tarife başlamadan bir 10 dakika önce çıkardım. Yani tam buz değil. Yumuşamış oldu 10 dakika önce çıkardığım için. Şimdi 2 muzu da keseceğim. Ben derin dondurucuya kabuklu attım. Kabuğunu şimdi soydum, onu da söyleyeyim. Kabuksuz atarsanız belki farklı olabilir. Şimdi muzu kesiyorum. Küçük büyük olmanın saçları önemli değil. Blender'dan geçireceğim zaten. Muzlar hazır. Başka zaten keseceğimiz çikolata hariç bir şey yok. Şimdi muzları blender'a aktarıyorum. Elinizde fazla muz varsa kullanabilirsiniz yani. Kısacası 12 saat önce muzu attığımda 4 tane çilek atmıştım. Dondurmanın çilek aromalı değil de muz aromalı olmasını istiyorum. Sadece daha lezzet katsın diye 4 tane çilek ekleyeceğim. Eklemeyebilirsiniz, sadece daha lezzetli olsun diye ekliyorum yani 4 tane çilek. Farklı meyveler eklemek isterseniz böğürtlen ekleyebilirsiniz, dut ekleyebilirsiniz, kivi ekleyebilirsiniz ama ben kiviyi tavsiye etmiyorum. Çünkü ekşi bir meyve benim için çok güzel olmuyor ama sadece benim için, bilmiyorum yani, sevebilirsiniz. Ben evde bunlar olduğu için bunları kullanacağım. Sütü birden eklemeyeceğim. Önce bir yarısını ekleyeceğim. Eğer fazla gelirse ya da az gelirse ona göre ekleyeceğim. Ama yarım su bardağı süt var. Önce çeyreğini ekliyorum. Blender'dan geçirdikten sonra bakacağım kıvamını, ona göre ekleyeceğim. Normalde hiçbir tarifte görmedim. Magnum'da kullanılmıyor ama ben daha lezzetli olsun diye yarım çay bardağı Hindistan cevizi kullanacağım. Bu da benim eklediğim bir şey. İsterseniz eklemeyebilirsiniz. Yarım çay bardağı Hindistan cevizi. Bu tarifi diyet tarifleri verdiğim için normal şeker kullanılmıyor. Zaten kullanmanızı normalde de tavsiye etmem. Onun yerine bal kullanın. Ben bir tatlı kaşığı kadar bal aktarıyorum. Bal oranına kendi şeker isteğinize göre ekleyebilirsiniz. Ekleyeceğim malzemeler bu kadar. Süt yetmezse birazdan ekleyeceğim. Şimdi blender'dan geçiriyorum. Muzu ve çileği neden erken çıkarıyoruz? Bir 10 dakika, 15 dakika. Tam buz olmasın, makineye zarar vermesin diye. Siz de çıkarın, çok az bir şey yumuşasın yani. Şimdi blender'dan geçiriyorum. Blender'dan az geçirdim. Çok az bir şey daha süt ekleyeceğim. Tam yarım değil de %33 falan oluyor yani bardak için. Çeyrek bardağı sütün yarısını ekliyorum yani. Bu kadar yeterli. Tekrar blender'ı kapıyorum. Blender'dan geçirdim. Blender'ı açıyorum. Bu şekilde göstereyim. Şimdi kaşıkla da göstereyim. Dakikada dondurma yaptık. Gördüğünüz gibi küçük kalıplar kullanacağım çünkü fazla çıkarayım ki herkes yiyebilsin diye böyle yapıyorum. Siz kocaman bir tane tabakta da yapabilirsiniz. Şimdi dondurmamızı kaplara aktarıyorum. İnşallah 4 tane çıkar. Evde 4 kişiyiz. Üstüne çikolata ekleyeceğim için bu kadar yeterli. 3 tane çıktı. Çok az bir şey daha kaldı. Buradan da ne kadar çıkarsa ekleyeceğim artık. Tamamen siliyorum. 4 dondurmayı da eşit hale getirdim. Biraz onu aldım, biraz onu aldım. Hepsi eşit hale geldi. Sonuç olarak evde 4 kişiyiz, hepimize 70 oldu. Son işleme geçiyoruz. Çikolatayı eriteceğiz. Ben bir tane cezveye biraz su aldım. Tabağa değmeyecek şekilde suyu almanız lazım. Su kaynıyor. Üstüne de bir tane tabak ekliyorum. Burada 200 gram sütlü çikolata var. İsterseniz bitter, isterseniz sütlü, isterseniz hatta beyaz çikolata da kullanabilirsiniz. Çikolatayı benmari usulü eriteceğim. Onu da dondurmaların üstüne ekleyeceğim. Şimdi çikolatayı eritiyorum. Ben 4 tane yaptığım için 200 gram ekliyorum. İstediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Fazla da az da ekleyebilirsiniz ama ince olursa daha iyi olur çikolatanın üst katmanı. Çünkü çok kalın olunca kırılması çok zor oluyor. Şimdi yavaş yavaş kendi kendine erisin. Sonra birkaç kez karıştıracağım, hazır olacak. Çikolatayı benmari usulü
Gördüğünüz şekilde eritiyorum. Çok az bir şey kaldı. Tamamen erisin. Hiç beklemeden, çünkü çikolata hızlı donacağı için, içinde hiçbir malzeme olmadığı için farklı, donacaktır. Donmaması için tamamen erir erimez hemen koşa koşa dondurmanın üstüne eklemeye geçiyoruz. Çikolata tamamen eridi. Çikolatayı aldım. Hemen geçiyorum. Hemen bir tanesine çikolatayı ekliyorum. Aralarındaki boşlukları hemen doldurun çünkü hızlıca donacaktır. Şeklini kaybetmeyin. Bir tanesini yaptım. Hemen üstüne fındık ekliyorum. File fındık diye geçiyor bunlar. Ben hazır almıştım. Hiçbir şey eklemeyebilirsiniz ya da istediğiniz her şeyi, badem, ceviz ekleyebilirsiniz. Yaptığımı kenara alıyorum. Hemen diğerlerini de aynı işlemi yapıyorum. File fındıklarını ekliyorum. İkinci de hazır. Şimdi hepsini hazırlayıp göstereceğim. Normalde üstlerine folyo ekleyip direkt dolaba atarım kabuk tutmasın diye, ama bunda kabuk tutmasını istiyorum. Zaten şimdiden dondurar. Bütün nesinler tamamen güzelce otursun diye bir 5 dakika, bir 10 dakika derin dondurucuya ekliyorum. Sonra sunuma geçeceğim. Magnum Crackler'in sunumu. Şu biraz olmamış ama. Bence çok güzel görünüyorlar. Gördüğünüz gibi sunumları güzel oldu. Bunlar çok küçük kaplar olduğu için yani bir kişilik bile diyemeyiz aslında. Yani çünkü ben ikisini üçünü yerim rahatlıkla. Hem orucum ondan yemiyorum, hem de güzel olursa, yani daha önce ben denedim tek başıma, çok güzeldi ama bizimkiler de beğenirse daha çok yaparım. Yani 4 muzla 6 muzla yaparım dolu dolu. Dışarıdan dondurma alacağımıza sağlıklı dondurma yemiş oluruz. Bir tanesini bir kırayım bakalım olmuş mu? Olmuş. Niye böyle oldu, içine gömüldü. Çok mu komik? Çok mu komik? Bir tanesini daha deneyeceğim. Hızlıca bir tane vuracağım. Kırdım. Sonuç olarak yani şekli önemli değil. Böyle yiyeceksiniz. Hem çikolatadan alıp hem dondurmadan alıp. Akşam iftardan sonra tadacağız. Ben daha önce tek başıma denediğimde çok beğenmiştim. Bizimkiler de beğenirse şu an videonun burasında beğendiler ya da beğenmediler yazıyordur. Çünkü ben edit yaparken zaten bunu yemiş oluyoruz. İstediğim gibi kıramadım çünkü çikolata tamamen yüzeyin olması lazım kırılması için, ama hızlı donduğu için bu şekilde yapabiliyoruz. Diğerleri daha güzeldi ama. Olduğu kadar, ama sonuç olarak görüntü değil, tat daha önemli. Diyet tarifler serisi 11. videonun sonuna geldik. Emin olun dışarıda aldığınız hazır dondurmadan farkı yok. Lezzet olarak bence bayağı iyi. Daha önce de denediğim için konuşabiliyorum. Fiyat olarak da daha uygun. Hem de sağlık açısından hiç zararı olmayan mis gibi bir dondurma. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, çan butonuna basmayı unutmayın. Yorumlara herkesi bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.